İyi haftalar. Aziz Nesin'in benim yaşıtlarımın da hatta benden biraz daha genç olanların iyi bildiği bir romanı vardır, Zübük. Daha genç olanlar da onu Kemal Sunal'ın oynadığı sinema filminden hatırlayacaklardır. Benim çok küçük yaşlarda okuduğum bir roman. Aklımdan hiç çıkmayan bir özlü söz vardır Zübük'te. Zaten alt başlığı da o. Romanın başlığı Zübük, iki nokta üst üste Kağnı Gölgesindeki İt. Kitabında giriş sayfasında şu özlü söz yer alır. İt Kağnı Gölgesinde yürür de kendi gölgem sanırmış. Son zamanlarda Ukrayna konusunda olup bitenler bana sürekli bu sözü hatırlatıyor. Yani dünya, yani Türkiye için de tabii ki söyleyebiliriz bunu ama bütün dünyada söz konusu. Dünya Kağnı Gölgesindeki itlerle dolu. Yani kendinden büyük bir şeyin himayesi altına girip ondan sonra kendini onunla özdeş zannetmeye başlamak. Bunun tabii en iyi örneğini özellikle son günlerde NATO'ya fırça falan atmaya kalkan Zelenski'de görüyoruz. Yani NATO'nun gölgesinden kabadayılık yapıp arkasından da beklediği askeri desteği bulamayınca NATO'ya fırça atmaya kalkıyor Zelenski. Ne istiyor? İşte uçuşa kapalı bölge ilan edin. Nasıl uygulayacaksın kardeş bu uçuşa kapalı bölgeyi? Rus uçakları mesela girerse o bölgeye herhalde Amerikan uçakları ya da işte NATO ya bağlı uçaklar o giren Rus uçaklarla vuracaklar havada. Çok güzel. Yani ondan sonra olup bitecekler herhalde Zelenski'yi ilgilendirmiyor. Dolayısıyla tabii ki NATO'da bunu yapmaktan kaçınıyor haliyle. Ama o zaman da Zelenski vay bana gaz verdiniz beni yarı yolda bıraktınız diyor. Kardeş sen Kaan'ı gölgesinde yürüyüp Kaan'ı kendin sanmasaydın. Tabii burada yapmaya çalıştığım şey mağdur suçlamak değil. Çünkü bence zaten bu olayın yani Rusya işgalinin mağduru da Zelenski değil. Ukrayna halkı. Ukrayna'nın yönetiminin bunun seçimle gelmiş ya da diktatörlük olması, o seçimlerin ne kadar demokratik olduğu falan bunlar beni çok da fazla ilgilendirmiyor. Önemli olan var olan devlet mekanizmalarından birinin yani Ukrayna devletinin değil esas mağdurun Ukrayna halkı olması. Şu anda ısrarla mağdur olanlar onlar. İkinci derecede kimler mağdur oluyor? Rusya'daki savaş karşıtları. Binlercesinin gözaltına alındığını okuyoruz ya da görüyoruz. Kuşkusuz şöyle bir sorun var. Ben bulunduğum yerde Amerikan propagandasına maruz kalıyorum sürekli. Neden? Çünkü olup bitenleri CNN ya da BBC ekranlarından izleyebiliyorum. Burada söylenen şeylerin büyük kısmının da aslında Batı propagandası olduğu öyle bir ön kabulümüz var. Batı diye bir yer var sanki. Aslında yok. Yani kendi içinde anlaşmış ve her açıdan tutarlı bir Batı Tanrı yok. Olsa olsa kültürel bir tavır var ortada. Ama genellikle Amerikan propagandasının yaygınlaşmış hali diyelim. Bunu izliyorum. Bunu dengelemek için de ne yapıyorum? RT kanalına bakıp İngilizce yayın yapan Rus devletinin kanalı RT. Biraz da Rus propagandasına maruz kalıyorum. Yani iki taraftan sağlı sollu yumruklar yiyerek İki propaganda makinesinin arasına sıkışarak ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Peki objektif olarak bu konuda bilgilendirilmek mümkün mü? Vallahi değil. Yani en azından bu sıcak savaş ortamı biraz da olsa sakinleşip objektif, serin kanlı değerlendirmeler yapılana kadar. Peki başka kanlı gölgesinde yürüyen yok mu? Var. Aşağı yukarı herkes. Yani hiç kimse bağımsız ve kendi gölgesini düşüren bir
taraf olmayı tercih etmiyor. Herkes ya Rusya'nın ya NATO'nun gölgesinde durup arkasından da gördüğü o kocaman devasa gölgeyi kendi gölgesi zannederek bu konuda ahkam kesmeyi seviyor. Türkiye'de bunu elimizden geldiği kadar görmemeye çalışıyoruz ama açıkça orada da bir tarafta müthiş bir Amerikancılar var. Onlar Amerikan propaganda mekanizmasının demokrat Ukrayna söylemini temel alıp bunun üstüne vay demokrasiyle yönetilen bağımsız bir ülkeye emperyalist Ruslar girdi diyorlar. Bir de sayıları daha az olmakla birlikte efendim Rusya her ne kadar kendisi solcu, sosyalist falan olmasa da şu anda dünyadaki Amerikan gücüne meydan okuduğu için ve Amerikan gücü de emperyalist ve eli kanlı bir sistem olduğu için bunun karşısında durmak şöyle ya da böyle anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir şeydir diyor. Rusya gölgesinden gitmeyi tercih ediyor. Çok az insan gerçekten barıştan yana. Gerçekten barıştan yana olmak benim için ne Amerika ne Rusya bağımsız dünya, bağımsız Ukrayna demek değil. Benim için barıştan yana olmak her şeyden önce şu anda savaşın esas faili olan Rusya'nın içinde Rusya'nın savaşına karşı olmak. Ve bu bir risk içerir. Hiç kimsenin gölgesine giremezsiniz artık. Rusya'nın içinde Amerika gölgesine girmek de mümkün değil çünkü. Dolayısıyla kimsenin gölgesinde olmadan kendiniz olarak Rusya içinde Amerikan muhibbi olmadan Rusya'nın savaşına karşı çıkabilmek, bu cesareti gösterebilmek, bu hakikati söyleme riskini alabilmek, yani Foucault'un pek sevdiği tabirle paresiastes olmak, hakikati söyleyenler olmak. Bunu yapabilen az insan var. Bunlar Rusya içindeler. Ama barıştan yana olmayı bir yana bırakmıyorlar. Ve dünyada da destek olmamız gereken onlar. Başka destek olmamız gereken kim var? O da Ukrayna'da kendi toprağını, kendi bulunduğu yeri savunanlar. Bunlar ne Ukrayna ordusu, ne Zelenski ve onun etrafındaki yöneticiler ki bunların politik tavırları da benim açımdan şaibeli. Bunların tabii ki küçük de olsa bir kapitalist ülkenin hakim sınıfının, burjuvazisinin çıkarlarını gözeten bir grup olduğu da apaçık. Dolayısıyla onları paresiastes yani hakikat söyleyenler olarak görmem imkansıza yakın. Ama öte yandan şu anda savaştan zarar görenler onlar değil ya da en azından sadece onlar değil. Esas olarak Ukrayna halkı. Yerlerinden, yurtlarından edilen, tepelerine bombalar yağdırılan, bulundukları, yaşadıkları, belki de kuşaklardır yaşadıkları köylerden, kasabalardan sürülenler ki yakında şehirlerinden sürülenler de olacak. Ve tabii ki bunun sonucunda şu anda Birleşmiş Milletler raporlarına göre sayıları 1,5 milyonu bulmuş olan göçmenler. Her zaman göçmenler. Hiçbir zaman onların mağdur olmadığı bir durum yok. Ve o göçmenler hiç kimsenin gölgesinde değiller. Sağ kalmaya çalışıyorlar ve kendi adlarına varlar. Şimdi göçmenler dedik ama şöyle bir acıklı durum da var. Şu anda aman Allah'ım Ukrayna'dan akın akın milyonlarca göçmen geliyor. Ne olacak bu insanların hali diye yakınan Batılılar. Gene Batı'yı çok afaki bir terim olarak kullanıyorum. Daha ziyade Batı medyasından, Batılı medya unsurlarından filan bahsediyorum. Bir yandan da ırkçılığı ellerinden bırakmıyorlar. Geçenlerde benim pek sevdiğim
bir talk show sunucusu olan Trevor Noah, ki kendisi Güney Afrikalıdır, Güney Afrika asıllıdır, şu anda Amerika'da yaşıyor ve orada bir talk show yapıyor ama doğma büyüme Güney Afrikalı. Kendisi de melez üstelik, yani beyaz bir baba ve siyah bir anneden doğma. Ve bugüne kadar tutarlı bir şekilde sömürgeci, yeni sömürgeci, emperyalist tutumlara karşı çok net bir tavrı olan bir komedyen. Yorumcu diyelim hatta. Çünkü her zaman da komedyenlik yapmıyor. O şöyle bir yayın yaptı. Arka arkaya Amerikan televizyonlarından alınma bir takım haberler sıraladı. Bunların hepsinde ortak tema şu. Efendim, tamam bugüne kadar da göçmenlik sorunu vardı. Ama bu gelenler sarı saçlı mavi gözlü. Bunlar görece uygar bir ülkeden geliyorlar. Hayır yani Afganistan'dan filan gelseler anlayacağız ama. Bütün bunları alt alta sıralayıp en sonunda da şu yayını koydu. Debelenerek ırkçı görünmemeye çalışan bir televizyon sunucusu ama yani yüzündeki ifadeyi görmeler lazım. Dedi ki vallahi kelimelerimi doğru seçmeye çalışıyorum. Ama yani sorun şu, ya bunlar görece uygar ülkeden gelen görece uygar insanlar. Yani mesela şimdi evet kelimelerimi doğru seçmeye çalışıyorum ve kimsenin kalbini kırmamak istiyorum ama bunlar Orta Doğu'dan filan gelmiyorlar. Yani o görece daha az uygar ülkelerden gelmiyorlar bu göçmenler dedi. Trevor Noah da bundan sonra şu soruyu sordu. Yahu kelimelerini seçmeseydin ne diyecektin Allah aşkına? Yani kelimelerini seçmeye çalışınca çıkan bu. Ya seçmeseydin ne diyecektin? Demek ki biz, yani rengi daha koyu olanlar, kendisini de kastediyor tabii ki. Biz rengi daha koyu olanlar aslında bunları hak ediyoruz. Kim hak etmiyor? Sarı saçlı mavi gözlüler. Görece uygar bir ülkeden gelenler. Şimdi bunu söyleyen televizyon sunucusunun ırkçılığını bir yana bırakıyorum. Çünkü kelimelerini istediği kadar doğru seçsin. Irkçı işte. Ama tarih de bilmiyor. Coğrafya da bilmiyor. Ukrayna ne zaman batı oldu? Sonuç olarak Ukrayna her zaman Rus Çarlığı'nın bir parçası olarak şarkın içindeydi. Ne zaman Avrupa'da oldu Ukrayna? Avrupa'nın sınırlarını Ural Dağları'ndan çizdiniz diye mi? Bir uygarlık olarak, kadim Rus uygarlığı, yani Çarlık Rus İmparatorluğu, ondan sonra gelen Sovyetler Birliği, ki Ukrayna bunun da içindeydi, Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra oluşan çeşitli ülkecikler, bunlar aslında Batı uygarlığının parçaları değiller. Bunlar şark uygarlığının parçaları. Dolayısıyla işinize geldiği zaman hop diye onu Batı'nın içine alıveriyorsunuz. İşinize gelmeseydi Doğu uygarlığı olacaktı o. Gene Trevor Noah'dan bir aktarma yapayım. Kendisi hakikaten anlamışsınızdır artık. Benim çok sevdiğim ve heyecanla izlediğim biri. Geçenler epey oldu. Geçenlerde yani bir seneyi geçti sanıyorum. Fransa'nın Amerika Büyükelçisi gibi polemiğe girdi. Neden? Çünkü Dünya Kupası'nı kazanan Fransa futbol takımına Afrika takımı dedi. Fransızcık da çok sinirlenmiş ya. O ne Afrikası? Onlar özbeöz Fransız. Yani Fransa vatandaşı onlar. Onlara Afrikalı diyerek niye aşağılıyorsunuz? Gibi bir mektup yazdı. Trevor Noah'a. Trevor Noah da ona ya ben aşağılamıyorum. Bir kere Afrikalı benim için aşağılamak değil. İkincisi de takımda beyaz yok yahu. Yani sadece siyahlardan oluşan bir takımda Fransa Dünya Kupası kazandı.
Tamam, onlar kendilerini Fransız olarak tanımlıyor. Fransa vatandaşı olabilirler. Ama öte yandan bu insanların hepsi de Afrika'dan geliyorlar. Ve Afrika'nın da herhalde bu işte bir payı olmalı deyip şöyle bir hikaye anlattı. Ya hatırlarsanız bir Nijerya göçmeni, yani Fransa'da vatandaşlık almaya çalışan biri, bir apartmanın balkonundan düşen ama son anda tutunan bir çocuğu kurtarmak için apartmanın yüzeyine tırmandı balkonlardan ve çocuğu kurtardı. Macron da hediye olarak kendisine tartışmasız Fransız vatandaşlığı verdi. Şimdi ne olmuş oldu? Fransız düşen çocuğu kurtardı. Peki ya adam tırmanana kadar ya da tam orada çocuğu tutmaya çalışırken çocuk düşseydi ne olacaktı? Göçmen çocuğu düşürdü. Yani başarılarınıza sahip çıkacaktır. Batı başaramadığınız zaman siz gene sefil göçmenler olacaksınız. Ukrayna'da şu anda mesela teslim olsa Rusya'ya, bir anlaşma sağlansa, Zelenski gitse, Zelenski ile zor iş o. Ama Zelenski gitse, Rus sempatizanı biri gelse yönetime ve bu yolda da barış sağlansa, birdenbire Ukraynalıların ne sarışınlığı, ne mavi gözlülüğü, ne Avrupalılığı, ne uygarlığı kalır orada. Onlar şark despotluğuna boyun eğmiş bir ülke olarak bir yana itilirler. Muhtemelen oradan gelen göçmenler de çok yakında Suriye ve Afganistan göçmenleri gibi aşağılanma tavrına maruz kalırlar. Devam edelim kanı gölgesinde yürüyenlere. Yanınıza bir kanı almak tabii iyi bir şey. Çünkü kendinizin gücünün hiçbir şeye yetmediğini sanıyorsanız eğer, sizden güçlü ve sizden daha büyük bir şeyin gölgesine girmek her zaman avantajlı bir durumdur. Bunu yapanlar başka kimler? Mesela kültürel yaptırımlar adı altında ortalığı birbirine katanlar. Bunların içinde işte bir orkestra şefi işinden alındı. Hadi tamam orada bir tartışma var. Bu adam aynı zamanda Putin'in yakınıymış filan. Yani bu da çok anlaşılır bir açıklama değil ama hadi gene bir anlayışla karşılayalım. Bir soprano var, işinden uzaklaştırılmış Metropolitan'da. Neden? Putin'e karşı bir açıklama yapmamış çünkü. Yani bunun adına başka yerlerde faşizm diyoruz. Ne dediğiniz değil, ne dediğinize bağlı olarak cezalandırılsanız, bunun adı otoriterliktir. Otoriter zorbalıktır. Ama ne demediğinize göre cezalandırılırsanız, bunun adı faşizmdir. Kadından anti-Putin bir açıklamaya imza atmasını beklemişler. Ya o korkmuş olabilir. Herkes sizin kahramanınız olmak zorunda değil ki. İnsanlar korkarlar da bazen. Ya da belki de kelime seçimini beğenmedi. Siz nasıl olur da kalkıp Putin'e karşı açıklama yapmıyor, o yüzden işinden attık diyeceksiniz. Ama salaklıklar burada duruyor mu? Hayır. Dostoyevski'yi Milano Üniversitesi müfredattan çıkarmaya kalktı. Dostoyevski'yi IMDb'nin ilk 250 film listesinden Tarkovski çıkarılıyor. Merve. Tarkovski ile Putin'in nasıl bir alakası var? Dostoyevski ile Putin'in nasıl bir alakası var? Şu anki Rusya devlet tavrının Tarkovski ile, Dostoyevski ile, Tolstoy ile, Çaykovski ile nasıl bir alakası olabilir? Ama hayır, İlla da siz o kanunun gölgesine girmek istiyorsunuz. Elinizden de bu geliyor. Ne yapacaksınız? Bir uçağa atlayıp gidip Ukrayna'da savaşacak haliniz olmadığına göre elinizde hangi silah varsa
onunla vurmaya çalışacaksınız. O da nedir? Şu insanı işinden atma gücü. Şu insanı müfredattan çıkarma gücü. Şu insanı listeden atma gücü. Ve bunu kullanarak kalkıp böyle bir komikliğe alet olacaksınız. Aynı şeyi Türkiye'de yaptığımız zaman ya da yaptıkları zaman, ben yapmadım da Türkiye'de yaptığımız zaman komik oluyoruz, gayrimedeni oluyoruz, salak oluyoruz. Hatırlayalım, işte 1990'ların sonunda Abdullah Öcalan İtalya'dayken ve İtalya onu Türkiye'ye iade etmeyi reddettiğinde haklı bir nedenle Türkiye'de o sırada idam cezası vardı. İtalya'da idam cezası olan bir yere herhangi birini teslim etmiyor. Etmez. Yani bu onun sempatizanı oldukları anlamına gelmiyor. İtalya'ya karşı korkunç bir tepki duyduk. Türkiye Devleti'nin gölgesine sığındık hemen. Ve ne yaptık? Eski Murat 124 arabalarımızı, çünkü Murat 124 Fiat ya, Fiat da İtalyan ya, eski Murat 124 arabalarımızı yaptık. Yani sembolik olarak İtalya'ya haddini bildirdik. Bu tabii çok saçma sapan yerlere gidebiliyor. Mesela bu Çin'deki Uygurlar meselesi konusunda biz henüz Çin yancılığına başlamamışken ülke olarak şimdi bu konuda kimsenin ağzından ses çıkmıyor Allah'a şükür. Ama o zamanlar çıkıyordu. Ne yaptık? Sokakta Çinli bulup dövmeye çalıştık. Ve sonuçta yanlışlıkla Koreli ya da Japon dövdük. Çünkü ırkçı için ne fark eder? Yani çekik gözlü işte hepsi birbirinin aynı. Az kalsın tip olarak Çinli'ye benzeyen Uygurların kendilerinde de dövecektik. Şimdi bu Türkiye'de olunca gülüyoruz tabii. Ne komik milletiz diye. Hollanda'yı protesto etmek için portakal bıçaklayanları da hiç saymıyorum. Ama bu Türkiye'ye özgü bir sorun değil. Dünyanın sorunu bu. Amerika'da vodka döktüler yerlere. Bu son olay sırasında. Şişe şişe vodka döktüler ve bunun filmlerini çekip sosyal medyada paylaştılar. Muhtemelen döktükleri vodka da Fin vodkasıdır ha. Yani Amerika, Rus vodkası bile değildir. Bulamamışlardır. Önemli mi? İşte biz de ne yapıyoruz? Çinli bulamayınca Koreli dövüyorduk. Zaten aradaki farkı da bilmiyorduk. O Amerikalı salaklar da muhtemelen Fin vodkası ile Rus vodkasının arasındaki farkı bilmiyorlardır. Bourbon değil ya, işte ha Veli Ali, ha Ali Veli diye düşünüyorlardır. Gene bir kanunun gölgesine girmeye çalışıyoruz. Kendimize güvenimiz, kendi düşüncemize, kendi inancımıza, kendi dünyaya bakışımıza olan güvenimiz o kadar zayıf ki, birilerinin gölgesinde yürümedikçe kendimizi varmış gibi hissedemiyoruz. Gölgesine girilecek bir kanımız yoksa biz de yokuz maalesef. Zelenski ile başladım. Batı medyası ile devam. Rus medyası ne alemde? Rus medyasının yapacak hiçbir şeyi yok, konuşamıyor çünkü. Hiçbir şey söyleyemiyorsunuz. Yapabileceğiniz tek şey sokağa çıkıp protesto etmek. Bunu yapabilenler var. Örnek almamız gereken onlar. Savunmamız gereken Ukrayna'dan gelen göçmenler. Ukrayna'da savaşa karşı olanlar var mı? Muhtemelen vardır ama sesleri çıkmıyordur. Çünkü şu anda Ukrayna'daki durum vatan savunmasına dönüşmüş durumda. Yani Zelenski'yi sevmeseniz de, hatta Ukrayna'da komünist olsanız bile de, şu anda tepenize Rus bombaları yağarken savaşa son diye bağırmanız çok zor. Olsa olsa bu NATO yağcılığından vazgeçelim filan diyebilirsiniz ama bu saatten sonra vazgeçseniz ne olur, vazgeçmeseniz ne olur? Yani Ukrayna yönetimine söylüyorum. Yapacak bir şey yok.
bu işler sakinleşene kadar. Hatta son kertesine götürelim. Kaan'ı gölgesine girenlerden biri de Putin'in ta kendisi. Neden? Çünkü işler istediği gibi yürümediğinde, ki yürümediği belli. Ha bu illa yenilecek ve kuyruğunu kıstırıp dönecek anlamına da gelmiyor. Uzun vadede başarılı da olabilir bu operasyon ama çok uzun vadede başarılı olma şansı sıfır. Ama hani biraz daha uzun vadede belki başarılı olur. İşte Ukrayna'yı bir geçici bir dönem için zapturapt altına alabilir diyelim. Fakat o beklediği gibi 48 saat içinde her şey bitti. Yani Nazilerin Fransa'yı pat diye işgal edivermeleri gibi bir şey olacağını zannediyordu herhalde. Bu olmayınca hemen nükleer tehdidi savuruverdi. Değil mi? Yani nükleer güçlerimizi teyakkuz durumuna geçirdi. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. O da Rusya'nın ben ilk nükleer silah kullanan olmam taahhüdünde bulunmamış olması. Geri kalan bütün nükleer güçler, yani Hindistan, Pakistan, Çin vesaire, hatta eski Sovyetik Cumhuriyetlerden bazılarında hala nükleer silahlar var sanıyorum. Bunların hepsinin Rusya hariç ilk nükleer silah kullanan ben olmayacağım taahhüdü var. Gerçi bu taahhüdün ne kadar bir kıymet harbiyesi var onu da bilmek mümkün. Böyle bir taahhüdü olmayan bir ülke var tabii ama onda zaten resmi olarak nükleer silah yok. İsrail. Herkes biliyor, yani herkesin bildiği bir sır bu. İsrail'de nükleer silahlar var. Ama bu hiçbir zaman açıkça ve resmi düzeyde kabul edilmiş bir şey değil. Yani biz yokmuş gibi yapıyoruz İsrail'de o silahlar. Ve İsrail'in üstelik aman ha İran'da nükleer silah olacak bunu durduralım demesini de ciddiye alıyoruz. Ya sende var. Tıs. Oradan ses çıkmıyor. Dönelim Putin'e. Nükleer silah tehdidi. Gene bir kanunun gölgesindesin kardeş. Neden? Çünkü senin kadim Rus İmparatorluğun sürüyor olsaydı ve sen de hasbelkader çar olsaydın şu anda elinde nükleer silah falan olmazdı. Sen de 1917 devrimiyle başlayan, sonra Stalin diktatörlüğüne dönüşen o ara dönemin teknolojiye, gelişmeye ama askeri teknolojiye de çok fazla anlam atfeden ve ülkenin bütün kaynaklarını nükleer silah geliştirmeye, daha sonra da uzay araştırmalarına filan yönlendiren o tarihsel kağanı, tarihsel gölgenin önünde olmasaydın elinde nükleer silah filan olmazdı. Yani sen gene başkasının el nükleer silahıyla gerdeğe giriyorsun. Niye el diyorum? Çünkü bunlar senin reddettiğin bir dönem. Yani bir süreklilik yok ki herhalde. Dolayısıyla orada da Kağan'ın gölgesindeki itten bahsedebiliriz. Başımızdaki en büyük bela. Burada gene teori keseyim isterseniz. Bunun bu kadar yaygın olması, dünyanın en güçlü devletlerinden birinin başında da, herhangi bir devletin başında da, ama sokaktaki liberal vatandaşta da, sokaktaki solcu vatandaşta da gördüğümüz bu bir kanunun gölgesinde yürüyüp onu kendi gölgem zannederek ona buna ahkam keseyim tavrının kökü nedir? Lacan bize der ki hepimizde bir büyük öteki sevdası var. Yani bizim dışımızda bir başkası olacak ve bu büyük, bizden büyük biri olacak ki biz kendimizi aciz, yetersiz hissetmeyelim. Ama bunun bedeli olarak da hayatımızı o büyük ötekinin gözüne girmeye çalışarak geçirelim.
onun gözünde iyi olmaya çalışarak. Yani aslında o büyük öteki bebekliğimizde babamızdı. Babamızın gözüne girmeye çalışırız. Hep çalıştık. Herkes kendine bir baba bulup onun gözüne girmeye çalışıyor. Hiç kimse büyüyemiyor bu yüzden. Büyümenin aslında tek bir yolu var. O da aile ocağından kopmak. Kendine bir büyük öteki seçip, bir baba seçip, onun gözünde makbul kişi olmaya çalışmaktan vazgeçmek. Ve bunun da şu anda tek yolu var. O da Rusya'da yaşayıp babasının oğlu, babasının kızı olmayı reddetmiş olan savaş karşıtlarının sonuna kadar yanında olmak. Bu da babası tarafından terk edilmiş ve sokağa atılmış öksüzlerin ve yetimlerin, yani göçmenlerin sonuna kadar yanında olmak, onlara destek olmak. Bunu yaptığımız zaman büyüyebileceğiz. Bunu yapmadığımız sürece hala çocuk olarak kalıp, mahalledeki ona bunu kabadayılık edip, kabadayılık ettiği kişi dönüp hadi git şuradan diye elini kaldırdığı zaman baba diye sünnünü silerek babasına koşan çocuklar olmaktan kurtulamayacağız. Haftaya görüşmek üzere.